Şey tamam mı? Çok geç bırakmayayım çünkü Murat da karşıya geçecek. Yani İstanbul'un öteki yakasına gidecek. Yani sadece Bostancı olsa kolay. Zaten her şeyi anlattı. Bana bir şey kalmadı. Ben daha çok şeyin üzerine bir odaklanalım diyorum. Bu modern kamu yönetimi içinde suyun yönetimi. Her şeyden söz etmek yerine biraz onun üstüne senin bıraktığın noktaya odaklanalım istiyorum. Onun için de birkaç tane örnek belki verilebilir. İlk önce gene ben de bir tarihi referansla başlayayım. Burada şey var, yanımda bir kitap var. Orada bu Terkos suları, yani Dersaadet Anonim Su Şirketi kurulurken 1873'te Abdülaziz işte Paris'e gidiyor. Orada Sen Nehri'nden su pompalayan buhar makinelerini görünce hayran oluyor. İstanbul'un zaten en önemli sorunu bu olduğu için ve ta şehrin kuruluşundan beri su sistemi bir kamu sistemi olarak düzenlendiği için hayranlık duyuyor ve hemen buraya aynı sistemi kuralım diye işte bu imtiyaz verdiği şirket var. Abdülhamit zamanında da çok önemli, ikinci Abdülhamit zamanında da çok önemli su yatırımları var. Fakat orada bir şey dikkatimi çekti. Mühendisler şey yaparken, bu şirketin kuruluş gerekçesini açıklarken İstanbul'da tarihi Yarımada ve Beyoğlu kısmında kişi başına düşen su miktarını hesaplıyorlar. Hesapladıkları su tabii akan su, yani bu kendi kendine gelen su. Aslında benim dedemin mesela evi vardı Sultanahmet'te. Bina yıkılmış, ahşap bina, fakat sonradan bir aile apartmanı şeklinde yeniden inşa edilmiş. Alt katında şey vardı, su vardı. Yani şey, kuyu vardı. Kuyu var. Kuyu. Yani tarihi Yarımada'nın özellikle alçak kısımlarında su çıkar. Bu Büyükada'nın da mesela bu Nizam tarafında falan, sonra Kumsal tarafında çok sayıda kuyu vardır. Binalar kuyunun üstüne yapılır. Kuyunun altında. Evet, kuyular altındadır, binanın altında. Yani gidin mesela Can Kurtaran semtini gezin. Oradaki eski ahşap evlerin altında mutlaka bir kuyu vardır. Bir de tabii burada şey var, sarnıç sistemi ve çatılardan toplanan suyun filtre edilerek, yani kendi böyle bir elek sistemiyle bütün o çinko boruların toplanarak sarnıçlara doldurulması meselesi var ki onu da hesapladım ben. Aşağı yukarı, yani şöyle bir dönüm bahçesi olan bir köşkün su ihtiyacını karşılıyor. Çünkü sadece yazın kullanılıyor. Bütün kış yağan yağmurları biriktirdiğiniz takdirde bayağı da büyük sarnıçlar var. Fakat unuttuğumuz başka bir şey var. Unutulan. Buraya mesela denizle ilgili bir toplantı yaptı kent konseyi. Bayağı böyle bir kalabalık toplantıydı. İSKİ Genel Müdür Yardımcısı duymuş bu toplantıyı, davet etmişler. O da koşa koşa gelmiş. Suyla ilgili bir şey konuşacağım diye. Ama hiçbir şey söylemedi. Sadece şunu söyledi. Yani kendisinin ne kadar önemli olduğunu söylemekle geçirdi bütün konuşmasını. Çünkü oraya niye geldiğini anlatmak bayağı uzun sürdü. Adalara 4 tane atık su arıtma tesisi yapacağız. Vaadini dile getirdi. Yani ne zaman yapılır? Şimdi 4 tane biyolojik arıtma tesisi yapılması demek herhalde 30 yıllık bir programda yapılır. Ve bunların işte o çamuru nereye taşınacak? Nerelere yapılacak bu inşaatlar? Hiçbir şey bilmiyor adam. Yani hiçbir proje yok ortada. Ama adalarda şu anda aşağı yukarı evlerin her birinde birer foseptik var. Ve de akıt tesisi gerek yok yani. Yani foseptik biyolojik arıtma tesisinin ta kendisidir. Tamam mı? Foseptikler biliyorsunuz böyle iki haznelidir. Okullarda okutulur nasıl foseptik yapılır. Yani mimarlık öğrencileri daha birinci sınıfta foseptik nasıl yapılır? Kubur nasıl yapılır? Hatta o yüzden tesisat hocalarına isim takılır. O sistemi bilmiyor adam. Düşünün, İSKİ'nin genel müdür yardımcısı ve adalarda eğer o su kirletilmese bahçe sulamada kullanılabilir. 24 saatte pırıl pırıl su çıkar. Benim çocukluğumda Çamlıca'da falan özellikle büyük bahçesi olan köşklerin içindeki bostanlar o suyla sulanırdı. Yani annem de tembih ederdi, sakın ha gidip oradan ikram edilen şeyleri almayın, domatesleri falan diye. Bizim çünkü bir akrabamız vardı, adam Amerika'da beslenme profesörü olmuş ama lağımla suluyor şeyin diye herkes söylerdi bunu. Şimdi böyleydi yani sistem, foseptik denen şey aslında içilmez belki ama bahçe işte sulamada kullanılabilir. Şimdi bu sistemleri falan hepsini yok eden, gayet bu şeyle,
çok tek biçimli bir modele doğru dönüştü Türkiye'deki su yönetimi modeli. Onun için yani şeye baktığımız zaman tamam bu mühendisler 1873'lerden itibaren raporlar hazırlıyorlar. Terkos suyunun da o kadar matahfisi olmadığını söylüyorlar. Yani başka çare yok ama. Ve diyorlar ki yalnız ya kişi başına düşen su miktarı 5 litre falan. Paris'te 250 litre, Roma su bolluğu içinde falan. Yani bu mukayeseyi yapınca arada müthiş bir fark olduğu görülüyor. Gerçekten bu kendi kendine akan suyun eğer şeyine bakarsanız tüketim paterni olarak aslında bir sınıfsal perspektif getirmek gerekiyor burada. Evet. Yani onu söylemek zorundayız çünkü aslında herkes suyu aynı şekilde kullanmıyor. Yani Roma döneminden başlayabiliriz, bugüne kadar da gelir. 90'lı yıllardakini ben anlatacağım ama anlatmayacağım. Çünkü çok vakit alır. Ama insülalarda su yok. Yani bildiğimiz apartman dediğimiz, bugünkü apartmanlara denk düşen Roma konutu, halk konutlarında ahşaptan yapılıyor onlar. Karkas ahşap, içi çamur dolgu, kımış dolgu. Bunların içinde ne banyo var ne şey var. Evlerin hiçbirinde aslında ne tuvalet var. Evet. Hiçbir şey yok. Hepsini dışarıda görüyorsunuz. Yıkanmak şey. İşte hamam falan filan. Bir tek domuslarda yani soylu konutlarında su var. Yani sınıf ayrımı var suyun dağıtımında evet. Ve bu kamu sistemi de zaten aslında böyle bir şey. Yani domus dediğimiz şey kendi başına bir kamu zaten. İçinde şeyi de var, hamamı da var, her şey var, suyu da var. Ama insula dediğimiz halk tipi evlerde su yok. Ne tuvalet ne su yani. Şimdi hatta kira alırlarken kirayı ödemezlerse tek yapacakları şey varmış. Ev sahipleri merdiveni alırlarmış. Kirayı ödemezlerse kiracılar. Çünkü merdiven kalktığı anda işiniz bitik yani yandınız. Tabii bu şeyin bir de atık su sistemine ihtiyaç yok. Yani çelik boru yapılması basınçlı su su tüketim pattern'ını tümüyle değiştirdi. Yani nasıl ulaşımda toplu taşıma ve endüstriyel ulaşım şehir içindeki köyleri şehirle bütünleştirdi, metropoliten bir havzaya dönüştü. Metro dediğimiz şey aslında böyle bir icat. Aslında basınçlı dediğimiz su da metro gibi bir icat. Evet. Yani taşıma suya göre ya da akıtma suya göre ki o da bir kamu sistemi aslında. Basınçlı su sistemi müthiş bir devrim tabii ve ondan sonra zaten apartmanların bile hani yeni yapılmış apartmanlar daha yeni başlamış onların bile bir odası kapatılarak tuvalete çevriliyor ve evlerin içine aynı soyluların suyu evlerin içine alması gibi halkın evine de su girmeye başlıyor. Tabii su girdiği anda 5 litreden 250 litreye su tüketimi çıkınca ister istemez atık su problemi de başlıyor. Ondan önce atık su problemi yok arkadaşlar. Yok, yok. Ne yapıyorlar? Biliyorsunuz değil mi? Hani Paris'te mesela ki o kadar suyun içindeler. Pencereyi açıyorlar. Lazımlıklar var. Sesleniyorlar. Guard low diye. Atıyorlar. O sırada şemsiyesi olanlar zaten korumayı alıyor. O su sokağın ortasındaki o Arnavut kaldırımının şeyinden akarak gidiyor. Yani işte o yüzden hastalıklar var. Yani o veba salgınları falan şehirlerde biraz da bu yüzden. İngilizlerde Londra sokaklarında Gardilou diyorlarmış. Paris'ten öyle geçmiş. Şey. Ve tabii hayatı boyunca çıkanmamış insanlar var. Yani 1930'lara kadar Fransa'da hiç çıkanmamış, hala daha endüstriyel suyla tanışmamış, hamama gitmemiş insan var. Tabii parfüm kullanıyorlar falan diyebilirsiniz ama yani su tüketim paterni tamamen değişiyor. Bunu ne sağlıyor? Aslında bu dediği modern kamu sistemi sağlıyor. Modern kamu sisteminin özelliği şu. Şehrin kendine ait ilişki ağlarını ve üretim şeylerini, biçimlerini fazla değiştirmeden üstten bir takım şeyler yapmak, müdahaleler. Bunlardan biri de su borularının döşenmesi, su ve atık su borularının döşenmesi. Yani aslında o zamanki kamu modeli askeri modernleşme tekniklerinden devşirme bir kamu sistemidir. Her ne kadar yani 19. yüzyıl liberal bir şeye gözükmekle birlikte yani bunların uluslararası finans piyasalarından şey yapılması, şehir suyunun finansmanında şeylerin kullanılması, tahvillerin kullanılması falan bunlar tabii çok yenilikçi şeyler ama mühendislik zekası ve bunu tasarlayan
model böyle şehircilik bilimiymiş, işte farklı ilişkisel şeylermiş, yok hava kirliliğiyle suyun ilişkisiymiş ya da işte nüfus hareketleriyle şuymuş buymuş değil. Tamamen basit işlevselci bir mantıkla adeta şehrin gölge fenomeni gibi altyapıyı tasarlıyor. Yani işte nüfus gelişiyor, ona göre de su sisteminin bu kadar olması lazım. Biz habire ona yetişmeye çalışıyoruz. Yolları genişletiyoruz, atık su kanallarını yeniliyoruz, su borularının çapını büyütüyoruz falan filan. Yani bu modelde, bu bildiğimiz aslında mühendislik modeli. Yani şehircilikten ziyade bir tür mühendislik modeliyle bütün kamu sistemi böyle çalışıyor. Bunları aslında şöyle tanımlayabiliriz. Seksiyonlara ayrılmış kamu zekası. Yani işte ayrı ayrı düşünüyor kamu. Su için bir mühendislik çabası var. Yollar için bir mühendislik çabası var. İnşaat için, imar için, planlama için var. Yani bu kamu sistemi aslında bugün hala, yani bunun son demlerini yaşıyoruz ama bu kamu sistemiyle yönetiliyor şu anda şehirler. Yani belediyenin organizasyonundan hükümetin organizasyonuna kadar gidin bakın, ayrı kompartımanlar halinde düşünen ve üst diller üreten bir kamu sistemi bu. Aslında şeyin içinde siyasetçi ne arıyor diyeceksiniz. Hani siyaset ne yapıyor peki? Madem böyle kamu sistemi teknik bir modelde gerçekleşiyor. İşte bence Türkiye'nin tam da problemi burada anlaşılıyor. Bu mütekabiliyet rejimi diyebiliriz. Bu askeri tekniklerle toplumu tasarlama yönetim bilimine, yani buna kamu yönetimi diyoruz. Aslında nesneleştirme üstüne kurulu. Yani halkı bir eşya gibi, canlıları ve cansızları, sadece insanları demeyelim, tamamen nesne haline getiren ve onun üzerine bir şey oluşturan, bilgi oluşturan bir kamu yönetim modeli. Askeri tekniklerden devşirilme dememin nedeni bu. Roma'dan beri de böyle. Belki daha Helenistik zamandan beri böyle. Yani şehri, içindeki canlıları, cansızları, çevresini, doğasını, her şeyi nesne olarak inşa eden bir şey üzerine, bilgi üstüne kuruluyor. Yani burada şehir o sembolik alanın içine dahil ediliyor. Yani uzmanın sahip olduğu o üst dil aslında bir dile dönüşüyor. O yüzden de siyasetle bu bürokrasi arasındaki, yani bizim bu sembolik sınıf dediğimiz, bu asıl mesafeyi üreten, yani kamu yönetiminin şeyini oluşturan, zekasını oluşturan, teknikleri üreten, işte mühendis, mimar, üniversite bitiren herkes diyelim, yani bu sembolik sınıfın ürettiği bilgiler aslında teknik bir şeymiş gibi ortaya çıkıyor ve bununla siyasetçi aynı zamanda bu bilgileri kullanarak şehirleri, ülkeleri yönetiyor. Fakat bu iki şey arasında da bir gerilim var, sürekli bir gerilim var. İki sermaye türü arasında, yani siyasi sermaye ile bilgi sermayesi arasında sürekli bir şey. İşte birileri diyorlar ki plan önemlidir, bilim adına yapılması gerekir işte, bu bilime aykırı, yapılan proje yanlış falan. Öbürküler diyorlar ki hayır, biz halkı temsil ediyoruz, gelişme böyle olur, sen durdurmaya çalışıyorsun falan. Türkiye'de aslında muhalefetle iktidar dediğimiz zaman biz yanlış terimler kullanıyoruz. İktidar dediğimiz zaman hükümeti anlıyoruz. Halbuki muhalefet de Türkiye'de iktidar. Yani oradaki muhalefete de biz şey olarak baktığımız için, muhalefet adı verdiğimiz için aslında onun da bir tür iktidar olduğunu bazen unutabiliyoruz. Ve bu kesimler kendi aralarında sürekli devletin sol eliyle sağ eli böyle çalışarak bir tür şey yaratıyor. Yani bir yönetim, kamu yönetim modeli yaratıyor. Ama bu kamu yönetim modelinin işte şeyi yok. Yani bir gelecek perspektifi yok, bir vizyonu yok. Tamamen vaziyeti idare etmeye dönük. Sürekli işte bu İSKİ Genel Müdür Yardımcısı'nın buraya gelip atık su arıtma tesisi vaadinde bulunması gibi tamamen piyasa güçleri tarafından bu şeyler dikte ediliyor, bu projeler. Ve bunları gerçekleştiren kamu yönetimi de iş sağlamış oluyor. Aslında gözleri kapalı koşan bir insan gibi, yani bugün kamu yönetimi buna benzetilebilir. Burada ben yani şeyi çok ayrıntılandırmayayım. Bu aslında tamamen Türkiye'nin siyasi modeliyle ilgili bir tartışmaya giriyor çünkü. Fakat bu mesele nasıl çözüldü? Yani dünyada bu meseleyi çözmek için geliştirilen teknikler neler? Bunlardan bir tanesi, yani bu ilişkisel kamu modeli. Artık bu seksiyonlaşmış kamu yönetim modeli yerine ilişkisel misyon odaklı örgütler kuruluyor ve bunlar
içinde tanımlanmaya çalışılıyor. İkincisi, bu bürokratik bilgi şeyine tek askeri şeyden kurtarmak gerekiyor. Çünkü bu faşizm aslında. Yani modern toplumun işleyiş biçimi aslında faşizmdir. Çünkü teknokratik bir mesele olarak halkı şey yapar, tanımlıyor. Dolayısıyla bunu tekçi modelden çıkarıp çoklu bir modele dönüştürmek. Üçüncü bir şey daha var. O çok bence en önemli tarafı da bu. Şeyin kamu yönetimlerinin, özellikle kamusal kararların içeriğini oluşturan plan ve projelerin piyasaya teslim olmaması gerekiyor. Yani piyasa aktörleri, mesela su ile ilgili yapılan projeler, işte su kaynaklarının şey yapılması, geliştirilmesi, suyun iletilmesi, bununla ilgili yapılan şeyler Türkiye'de projeler ihaleyle yapılıyor. Aslında dünyanın hiçbir yerinde neyin tanımlanacağı, ne kadar olacağı, nasıl olacağı belli olmadan bir şeyi ihale edemezsiniz. Dolayısıyla bu fizibilite aşamasında kesinlikle piyasa aktörlerinin, yani müteahhitlerin proje üretmesine karşı yasal şeyler var, engeller var. Yolsuzluk tanımına giriyor Avrupa Birliği'nde. Kesinlikle su projeleri müteahhitler tarafından geliştirilmemesi gerekiyor. Yol projeleri de. Yol projeleri de, şehircilik projeleri de, mimarlık projeleri de. Bunları Türkiye'de mesela planlar, şehir planları ihaleyle yapılıyor. Yani en düşük fiyatı kim veriyorsa güya, üç yerden teklif getir diyorlar. Aslında öyle hallediyorlar ama. Dolayısıyla yani bu şeyin bağımsız olması gerekiyor, bu arayüzün. Yani kamu yönetimiyle bu bilgi üretim fonksiyonunu yerine getiren, planlama işlerini yapan kurumların aslında birbirinden bağımsız olması gerekiyor. Bunlar örtüştüğü anda kamusal alan piyasa güçleri tarafından işgal edilmeye hazır bir boşluk haline geliyor. İşte Türkiye'nin başına gelen aslında kamusal bir boşluktur. Yani kamu kurumları var ama hepsinin içi aslında işgale uğramıştır. Kamu dediğimiz şey aslında şu anda piyasa güçleri tarafından, onlar da ayrıcalıklı piyasa güçleridir. Karşımızda artık piyasayı temsil eden bir kamu yok. Doğrudan doğruya piyasa aktörleri var. Ayrıcalıklı piyasa aktörleri tabii bunlar. Mimari bir proje yaparken bile belediye başkanı kendi ortağına yaptırabiliyor artık. Yani Türkiye o hale gelmiş durumda. Dolayısıyla burada damadına, damadına şeyine falan. Şimdi bunun bu şeyle çözülemez. Yani burada yok efendim işte yolsuzluk olmasın, dürüstlük olsun falan filan böyle kampanyalar görüyoruz. Bunlarla olmaz. Bunun ciddi bir şekilde dispozitiflerin, kamusal dispozitiflerin tamamen uluslararası standartlara uyması gerekiyor. Burada ciddi bir mücadele verilmesi gerekiyor. Bu mücadele sadece sivil toplum kuruluşlarının şu anda tanınan şey sadece itiraz etmek. Üçüncü köprüye karşı çıkmak, üçüncü havalimanına karşı çıkmak. Bundan ibaret olarak sivil toplum şu anda şey yapılıyor. Gerisi piyasa aktörleriyle kamu otoritesinin örtüştüğü bir modelde yönetiliyor. Karşımızdaki güç o kadar örgütlü ki, o kadar asimetrik bir savaş yürütüyor ki siz istediğiniz kadar itiraz edin, çok haklı olduğunuz bir davayı mecburen kaybediyorsunuz. Yani hiçbir çareniz yok. Dolayısıyla bu sistemi değiştirmek lazım. Bu asimetriyi ortadan kaldırmak gerekiyor. Bunun için özellikle bu kamu-sivil toplum ilişkisindeki modelin, bu Türkiye'deki bu modelin ciddi bir şekilde sorgulanması gerekiyor. Burada çok ciddi bir ihlal var, çok büyük bir şey var. Fakat kamu sisteminde bu nedense üzerinden süngerle geçiliyor. Çünkü muhalefet de aynı şeyi yapıyor. Yani Türkiye'de muhalefet de aynı şekilde yaklaşıyor. Sadece iktidar değil, muhalefet partileri de bu kamu modelini aynı merkeziyetçi, yereli araçsallaştırıcı, bu teknik bir şeymiş gibi şehri nesneleştirici model üzerinden okudukları için bu asimetri ortadan kalkmıyor. Sadece siyasi bir tercihmiş gibi gözüküyor mesele. Oysa ki siyasi tercihin arkasında kurumsal değerler var, kurumsal işleyişler var. Bu kurumsal işleyişi değiştirmeden siyasal tercihlerin de değişmesi mümkün değil. O yüzden bir kere bu alternatif deneyimlere, dünyada çünkü bu sorun artık iyice dile getiriliyor. Türkiye'de bile 90'lı yıllarda Dünya Bankası kredi verirken Dünya Bankası başkanı gelip burada sivil toplum kuruluşlarıyla toplantı yapmak zorunda kalıyordu. Niye biliyor musunuz? Su havzalarının korunması için. Düşünebiliyor musunuz? Dünya Bankası gelip su havzalarının korunması için STK'larla mecburen toplantı yapıyordu. Çünkü verdiği kredilerin hiçbir işe yaramadığını söylüyordu. Atık su arıtılması için, atık su arıtma konsepti her siyasi dönemde değiştiği için
Yine Dünya Bankası Başkanı gelip burada STK'larla toplantılar yapmak zorunda kalıyordu. Biz habire uzmanı olmadığımız, hiçbir şeyde elimizde birikim olmadığı halde Dünya Bankası Başkanı ile su meselesini tartışmak zorunda kalıyorduk. Çünkü yönetim aslında rasyonel davranmıyor diye düşünüyordu Dünya Bankası bile. En klasik kurum. Dolayısıyla Türkiye'de sahiden çok büyük bir şey var. Bu sözünü ettiğimiz 19. yüzyılda başlayan modernleşme fikri askeri yönetim teknikleriyle gelişti. Bu askeri yönetim, askeri rejimden belki kurtulmamız lazım. Çünkü bu tekçi rejim aynı zamanda popülist şeyi de yaratıyor. Karşıtını yaratıyor ve ikisi aslında bir koalisyon halinde çalışıyor. Benim söylemek istediğim şey bu. Yani bunun gözden geçirilmesi için tabii çok geç kaldık. Çok büyük bir bedel ödüyor şu anda. Çünkü şehir çöpe dönüşüyor. Yani giderek kendisini yok ediyor. Bunun için bir savaş yaşaması da gerekmiyor artık. Şehrin yıkımı kendi içine doğru yıkılıyor bu şehir. Ve bunun çözümü için yani işte depremden sonra bilmem ne şey oldu. Baktık kentsel dönüşüm gibi bir şey çıktı karşımıza. Bunda da aynı şeyler oluyor. Yani krizlerle bu sorunun çözülmesi mümkün değil. Doğrudan diyor bu kamu yönetim modelinin artık normalleşmesi gerekiyor. Askeri şeyden kurtarılması gerekiyor. Ama bunun şeyi de sadece siyasetçilerden beklenebilecek bir şey değil. Çünkü siyasetçiler bunun sadece bir tarafı. Asıl görünmeyen, iceberg'in gözükmeyen tarafı var. Orayla uğraşmak gerekiyor. Yani bu bilgiyi üreten kurumlar, üniversiteler, uzmanlar ve buradaki şey ayrıcalığını elde etmiş olan kamu sisteminden kendisine ayrıcalık elde etmiş muazzam bir şey var, güç var. Siyasetçileri bile onlar rehin almış durumda. Dolayısıyla bunun üzerine düşünmek gerekiyor. Ben burada bitireyim. Teşekkür ederim. Ben şey bir küçük iki şey söyleyeceğim. Bir tanesi dikkat ediniz. Bu hani o Roma'daki binaları söyledi yani hani bir yerlere su geliyor bir yerlere gelmiyor. İstanbul'da şöyle bir şey var. İstanbul'un sosyal coğrafyasına baktığımız zaman tarihi yarımada en yüksek prestijli sınıflar denizin kenarında değil hattın kenarında oturuyorlar. Yani Fatih'ten Divan Yolu dediğimiz yer orası o kısım çok prestijli. Çünkü su oradan geliyor. Onlar suya ilk erişiyorlar ve en şeyler yani alt sınıflar deniz kenarında oturuyor. Eskiden yani tarihi yarımadada işte Samatya'da, Balat'ta, Fener'de gayrimüslimler aşağıya atılmışlar. Tepede de Müslüman elitler oturuyor. Şeye geldiğimiz zaman, Perata kısmına geldiğimiz zaman modernleşme sürecinde ilk modernleşenler gayrimüslimler olduğu için suyun yolunu onlar kapıyorlar. Yani o tepede o bizim Hattı Bala diye Osmanlıca'da bir şey var. Suyun aktığı hat, o da şeyde başlıyor. İstiklal Caddesi, işte oradan o yol bizi Harbiye, Şişli, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu, Levent, o hattır yani. Bugün metronun gittiği hattır o yol. Orası, su oradan geliyor. Orası çamur olmuyor. Orada güzel vantilasyon var. Orayı şeyler kapıyor, gayrimüslimler. Ve Beyoğlu yakasında da Müslümanlar aşağıda oturuyor. Şeyde, Tophane'de ve şeyde, Kasımpaşa tarafında. Aşağılar onlara kalıyor. Yani deniz kıyısında oturmak, sudan uzak olmak anlamına geliyor. Herkes suyunu, su tüketimini karşılamadan senin çeşmende su akmıyor zaten. O su sistemi öyle bir şey. Bu birinci şey bunu söyleyecektim. Yani İstanbul'da bu sınıfsal yapıda su tüketimiyle doğrudan ilişkili. Şimdi şeyin söylediği tabii çok önemli. Yani biz hiçbir şey yapmazsak bunlar durmuyorlar ve problemleri kendi bildikleri gibi çözüyorlar. Mesela şu Osman Gazi Köprüsü'ndeki çözüm çok ibretlik bir çözüm. Şeydeki çözüm de öyle, bu üçüncü köprüdeki çözüm de öyle. Köprü lazımdı değildi, o doğayı ezdi bitti. Bunların hepsi konusunda da ben ekonomik tarafına bakacağım. Öyle bir anlaşma yapmışlar ki yani İnsanlar o köprüyü kullanmadıkları zaman aradaki farkı bize ödetiyorlar. Yani geçen de ödüyor, geçmeyen de ödüyor. Yani şimdi yarın öbür gün o köprüden az insan geçerse bu sefer vapurları kaldıracaklar. İnsanlar oradan daha fazla insanı oradan geçmeye mecbur edecekler. Bu bakan o lafı kullandı vapur lobisi. Efendim? Bakan. Kaldıracağız dedi. Vapur lobisi. Kavramı üretti. Evet, vapur lobisi. Yani tabii. Vapur lobisi size karşı. Vapurları sattılar. Sonra sattıkları vapurlar onlara karşı daha ucuz olduğu için ya vapurları pahalandıracaklar ya vapurları ortadan kaldıracaklar ya veya
Adam diyecek ki ya geçse de geçmese de zaten ödeyecek. Ben bu parayı onlara ödeteceğim. Bunu herkese yaydığımız zaman yani bu iş böyle herkese o yüzden şeyin modeli kendi üzerinde düşünen bir toplum. Ya ben ne yapıyorum falan gibi bir yani biz ne yapıyoruz falan gibi bir soru. Bunlar çok değerli bir sorular yani. Üçüncü olarak son olarak şunu söyleyeceğim. Bu belki yani Koran'ın anlattığı problemi biraz daha bağlamına oturtmak üzere. Şimdi Koran genel bir modernleşme modelinden anlattı. Yani modernizasyon sürecinde bu kamu yönetimi nasıl parçalanıyor ve bütünü anlamaktan aciz uzmanlıklara dönüşüyor. Ben ürologum, şeye bakmam. Ben bilmem şeyim. Yani biraz tıpta bunun karşılığı var. Yani ben onu bilmem. Bu benim. Şimdi bizim buradaki yani Türkiye'yi ayırt edici kılan şeyin içerisinde bizim modernizasyonuna benim hocam İnan Tekeli utangaç modernizasyondur. Shy modernity. Yani bizimkisi böyle Batı'da olduğu gibi ceffer, paldır küldür bir modernizasyon. Çünkü Osmanlı İmparatorluğu'nda seferber edebilecekleri kapital Fransa'daki, İngiltere'deki kadar büyük değil. Yani şehrin modernizasyonu böyle peyderpey, küçük küçük filan oluyor. Böyle olduğu zaman da eski döneme ait kurumlar modernizasyonun üzerine böyle eklemlenerek başka yerde örneği olmayan tampon mekanizmalar yapıyor. Mesela başka memleketlere gittiğiniz zaman taksiler var, otobüsler var. Bizim memlekette dolmuşlar var ve minibüsler var. Dolmuş, parçalanmış taksi. Biraz bizim cebimize göre ayarlanmış, yani ortaklaşmış taksi kullanımı demek. Yani bu şimdi bizim icat ettiğimiz. Benim anlattığım sakalar, benim anlattığım damacanalar İngiltere'de yok. İngiltere'de oturduğunuz zaman abi su getirdim güzel var filan. Böyle bir şey yok. Yani sucu evine senin su taşımıyor yani böyle bir şey. O yüzden birazcık da bunun yerel şeyi var. Çok konuştuk motorlar kaçacak. Aslında biz yani şeyden metro sisteminden şeye geri döndük. Atlı araba sistemine geri döndük. Evet. Yani bugünkü su sistemi. Çünkü Hamidiye suyu olsun. O ilk şeylerin içilebiliyordu. Yani elmalı suyu Kadıköy yakasında içme suyu olarak kullanılıyordu. Elmalı'dan gelen su. Ama şimdi içme suyu kalitesi. Şimdi üzerinden otoyol geçiyor. Hı. Yani istersen iç. Şey fren ve lastik şeyleriyle dolmuş bir su. Yani sabahtan akşama kadar üzerinden şey geçiyor. Yani şimdi Terkos'un üzerinden de dünyanın en büyük hava meydanını yapıyoruz. Yani Terkos gölün üzerinde 3. hava meydanı olacak. Birkaç kilometre yanından da 3. köprünün yolları şey yapacak. Yani sonuçta artık bu su havzalarının korunması meselesindeki bina filan meselesine değil. Artık bütün bir endüstriyel şeyle yani yaşam çevresiyle ekonomi arasındaki bağlantıyı düşünmeye kendi kendini boğazlayan bir sistem yaratmayı başarmış durumdayız. Yani Osmanlı bürokrasi modernleşme şeyini daha iyi başarmıştı kesin. Evet. Mesela Terkos Gölü'nün suyunu imtiyaz şeyini verirken şartnameyi hazırlarken su kalitesini tarif ediyor. Hı. Ayrıntılı olarak ki o zaman teknikleriyle tarif edilmesi insanı şaşırtıyor. Çünkü o zamanki laboratuvarlar, bilimlemeler falan. Ama onun yanında Terkos Gölü'nden avlanacak balığın da ayrıca başka bir şirket zannedersem onun da aynı zamanda ihalesini yapıyor ki çünkü aynı zamanda içinde balıkçılık var. Su kaynağının içinde. Başka bir örnek vereyim. 1910 yılında, 14 yılında İstanbul'da telefon sistemi kurulacak. Telefon sistemi için hatlar kurulacak. Acele olarak İstanbul'da telefon sistemi kurulması lazım. Anlaşmanın maddesini okuyorsun, şirkete diyorlar ki tamam kur, hani hatları kur. Fakat bizim şehrimiz çok güzeldir diyorlar. Öyle. Siz böyle sağdan sola böyle hatlar çekeceksiniz. Bizim abidelerimizin gözü manzarasını şey yapabilir sizin çektiğiniz. Yani kontrol edemeyeceğiz nereden nereye. Onun için biz bir estetik komisyon kuracağız. Bu estetik komisyon bu hatları bütün bir gezecek. Bu estetik komisyona para şey yapacak. Her yıl size şu hatları buradan kaldır, bu buradan görülmesin diye şeyler yapacak. Siz de bunu ödeyeceksiniz. Bu anlaşmanın içerisinde var ya. Yani telefon sistemi kurulurken
bunun estetiği de düşünülmüş. Yani biz mesela hani neyin hani böyle bir şeyi şu anda mesela şu martı ile ilgili olarak ne estetik kaygımız var? Hani martı şeklindeki deniz terminalinin hiç bu, biz bunu duymadık da gökten bir martı düştü. Peki. Peki. Buyurun, soru var mı? Peki. Ya, ben peki bir şey eklemek istiyorum. Bu uluslararası standartlara ulaşmaktan söz ettiniz ya. Hı. Şimdi uluslararası standartların kendisi de bir tartışma konusu. Yani bu standartları belirleyenler de şey değil. Yani büyük oranda Dünya Bankası, IMF, işte büyük devletler, hatta su forumları organize ediyorlar. Yani standartları, yani neoliberalizm çok zaten uluslararası bir sistem ve her yere dayatma olarak şey yapıyor. Dolayısıyla bu uluslararası standart, bazen biz bunu kullanırız. Çünkü bizden daha iyi standartlarda olan evet ülkeler var, AB falan diyoruz ama orada bile çok ciddi zaten kayıplar var. Yani mesela işte yani AB içerisinde çok değişebilir. Kuzey ülkelerine göre AB standartları düşük standartlar. Yani daha yüksek standartlara sahip. Hatta neoliberalizmin İskandinavya çok daha şey üzerinden girmesi. Ama ne bileyim Türkiye koşullarından bakarsanız bir nebze daha iyi. Ama orada da gene de yani neoliberal politikalar hakim politikalar. Dolayısıyla uluslararası standartların kendileri de ekolojik olmayan ve ihtiyaç temelli olmayan ve yeteri kadar katılımcı demokratik olmayan tamam yöntemler. Bak, benim burada söyleyeceğim şey şu. Bu uluslararası yani bir standart, norm, yani bir idari norm falan gibi şeyler aslında o geliştirildiği toplumun güç yapısını, iç pazarlığını yansıtıyor. Tabii. Yani o neoliberalizmin farklı toplumsal sistemlerdeki yorumlanması farklı farklı oluyor. Öyle olduğu zaman da terbiyesizliği ve agresifliği de farklı hale geliyor. Şimdi o Avrupa'da bizim uluslararası standartlar dediğimiz zaman zannediyorum kısaca söylemek istediğimiz yani toplumsal muhalefetin bizden biraz daha yüksek olduğu koşullardaki evet. Yoksa bu normların tamamı yeni baştan düşünülmesi gereken şeyler. Çünkü burada hiç söz etmediğimiz şey işte bu küresel ısınmalar işte bilmem yani o konuya baktığımız zaman uluslararası standartlar küresel ısınma konusunda dünya tamamen aciz yani. Evet. O yüzden onların hepsini yeni baştan düşünülmesi gerekiyor. Burada aslında çok önemli bir şey bu. Yani ayrı bir tartışma konusu tabii ama yani milli devlet ve milli ne diyelim yani milli kamu dediğimiz şeyin karşıtı olarak ben kullanmaya çalıştım. Uluslararası standartı. Yani aslında Birleşmiş Milletler'in kuruluş aşamasında mesela hakim olan bu savaş sonrası entelektüel şeyde böyle bir şeyi fark etmek mümkün. Böyle bir yaklaşım. O da ne? Milli devletler aslında kendi seçkinlerini üretmek için anonim kalıplar üzerinden iş görüyorlar. Aslında bu anonim kalıplar işte teknik bir kamu modeli mesela buna çok iyi oturuyor. Siyaset de orada sadece bir şeymiş gibi ideoloji bir kutsal bagaj olarak işlev görüyor ve ikisi bütünleşiyor. Bu neoliberal sistemin aslında şeyi bu. Bunu çözebilmek için aslında biraz kökenlere geri dönmek gerekiyor. Yani bu milli kültür, milli devlet, milli şey dediğimiz şey aslında neoliberal sistemle yani biz kapitalizmin ulus devletle nasıl bütünleştiğini biraz göz ardı ediyoruz. Onun için belki yani bu şey bu modernleşmenin yani Victoria çağındaki bu neoklasik kapitalizmin sorgulamasını yapan koşullara geri dönmemiz belki bu şeyi anlamamız için yardımcı olabilir. Yani sosyalizmin ilk başlangıçtaki sınıfsal temeline, William Morris'lere, John Ruskin'lere ben biraz onlardan hareketle yani bu milli devletin rehin almış olduğu toplulukların ve bunların kendi içindeki sınıfsal inkar edilmiş sınıfsal çelişkilerin semptomu olarak karşımıza çıkan bir olay diye görüyorum ben bugünkü karşımıza çıkan Türkiye'deki kamu yönetimi modelini. Belki yani bunun şeyini böyle genel geçer kullanmayıp daha içine girmek lazım bu tartışmanın. Bizim gemimiz kalkıyor. Python çağıralım.